Bismillahirrahmanirrahim. Bizden önceki döneme ait, hatta Müslümanların halifesinin bulunduğu döneme ait bir konuyu görüşeceğiz. Bu konu maalesef konuşulması bile üzücü. Kızlarımızın, aile efradımızın önünde gündem yapılması bile ahlak açısından sıkıntılı. Ama Osmanlı halifesinin, Abdülhamid'in sağ olduğu bir dönemde İstanbul'da hilafet merkezinde Şeyhülislam'ın, binlerce alimin, mollanın, müderrisin bulunduğu bir dönemde sanatkar adı altında birisi çıkıyor. 100 yıl sonra küfrün ne yapacağına dair bir resim çiziyor. Bu resmi biz bugün irdeleyeceğiz. Geçmişi ayıplamak, hilafetin, halifenin ne kadar dikkatsiz olduğunu anlatmak için filan değil. Geçmişin hesabı, tilke ümmetin kad halet, leha mâ kesibet ve aleyha mektesibet, bitti. O döneme aitti. Allah onlardan iyilik ve kötülüklerini soracak. Sıkıntı yok ama bugün sanat adına yazılıp çizilenlerin bir 100 sene sonra, 200 sene sonra neye mal olacağını konuşmamız gerekiyor. Şimdi burada şu gördüğümüz resim bir caminin imama ait bölümünün yeri. İşte mikrofon var, imam seccadesi var. Buna İslam tarihi boyunca mihrap adı verilmiştir. Mihrap Kur'an'dan alınma bir kelimedir. Kullama dakhala aleyha Zekeriya mihrab vecede indaha rizqa. Şurada da yazıyor. Okumuyor ama genelde bu bazen tevelli veceke şatrul mescidi haramla yazılır. Mihrap Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir kelimedir. İmamın namaz kıldırmak için durduğu, cemaatin önüne geçtiği yere mihrab adı verilmiştir. Kur'an'daki kelime de bu manada. Mihrab kelimesi harp kelimesinden geliyor. Harp yani savaş eyleminin yapıldığı yer demek. Namaz şeytanla yapılan nefis savaşının en büyük örneğidir namaz. Adeta imamla cemaat toplanıp topluca şeytanla savaş yapıyorlar. İmam da onların nesi o arada? Adı üstünde öncüsü. İmamın öncüsü. Allahu Ekber diyor, cemaat rüküye gidiyorlar. Allahu Ekber diyor, secdeye gidiyorlar. Semihallahu lümen hamide diyor, kalkıyorlar rüküden. Bunun yapıldığı yer anlamına mihrap denmiştir. Namaz dinin direği. Namaz cemaatle kılınması 27 kere önemli. Ve bu namazın mihrap bölümü, yani şeytanla yapılan savaşının yürütüldüğü komuta merkezine mihrap diyoruz. Dolayısıyla bu resim her ne kadar böyle motifli vesaire ise de bu resim Ümmeti Muhammed'in, Müslümanların en büyük ibadeti olan namazın, dolayısıyla şeytanla yapılan en büyük savaşın idare merkezi, mihrap. Bu mihrabın bu şekildeki varlığı, beton olarak çok bir sanat değeri şu anda bizi ilgilendirmiyor ama din olarak simgesi çok büyük. Bir Müslümanın namazla bağı ne kadarsa, şeytanla savaşı ne kadarsa, daha doğrusu şu, mihrap dediğimiz bu görüntü. İslam yeryüzünde bu mihrabı hilal yerine İslam simgesi mihrap gösterilse sizce hak olmuş olur mu bu açıdan bakıldığında? Evet. Yani hadis-i şerifler hilali İslam'ın simgesi sayıyorlar. Hac, hilal filan diyorlar ya. Bu İslam'ın temellerinde yok bu. Hilal sonradan Ramazan orucu, hac filan hep hilale göre olduğundan hilal İslam'ın simgesi sembol gibi gösterilmiş, sembol yapılmış ama bence mihrap sembol olması bakımından daha öncelikli.
Çünkü bütün çoluk çocuk Müslümanlar için bilinmesi gereken yer mihrap bu. Yani bizim dinimiz açısından bu ne isim geliyor? Şeytanla savaşımızı, şeriatımızı, hilafetimizi, akidemizi, kulluğumuzu, her şeyimiz isim geliyor. Hocam bir de rahlemiz var. Hocam belki bir ilave olarak da mihrap bütün Müslümanların zengin, fakir ayrımı yapmaksızın, yani bir zekat mesela zenginlerle ilgili bir ibadet biçimini ayrım yapmaksızın herkes için zorunlu olan bir istikamet. Öyle ama bir açıdan daha bakabiliriz. Bu Kabe'de bir kapı bölümü var ya, orayı temsil ediyor. Evet. Yani imamın durup namaz kıldırdığı Hacer-i Esved'in kenarında Kabe-i Mürtezem demiyoruz mu? Evet. Bu da yani nasıl imam orada durup namaz kıldırıyor şimdi? Camide de mihrap Babül Mürtezem gibi, yani İslam diyeceğimiz İslam bu işte. Yani İslam'ın sembolize edilebileceği bu kadar canlı bir görüntü olmaz herhalde. Öbür resme müsaade edersin. Tabii. Siz söyleyeceğiniz ben paylaşacağım şimdi. Öbür resmi için. Bu bilgiden yola çıktığımız zaman uzman barının seçilmesi rastgele bir mesele değil bu resimler. Ona gireceğiz. Yani daha gireceğiz. Çünkü bu zirvede bir yer burası İslam açısından. Son nokta. Zirve falan değil. Evet. Son nokta. Zorunlu istikamet aynı zamanda Müslümanlar için. Yani mihrap zorunlu istikamet. Mihrap zorunlu istikamet. Evet. Hocam öbür resimlere geçelim. Bir öbürüne hocam. Bu neyi sembolize ediyor hocam? Bütün tarihi aşağı yukarı Abbasi döneminden itibaren ki şu işleme Emevi motifidir. Şu sedef kaplama şu anda Suriye topraklarında yaygın bir sanattır. Bu sanat Emevi kültürünü yansıtır. Emevi yapısı, bu gördüğünüz sedefli, şu dört köşe yıldızlı filan, bunlar hep Emevilere ait bir kültürdür. Bu Emevi döneminden beri, yani ortalama 1200 seneden beri, şu kadıyı, kadı, yani hakimi temsil eder. Kadılar, bu böyle şimdi buna rahle deniyor, bunun gibi bir şeyin başında otururlar. Kitapları sağda solda olur. Yani masası, kadı masası gibi. Daha sonra Abbasiler döneminden itibaren bu hoca rahlesi oldu. Yani Kur'an okutan hocana. O Osmanlı'yı tenkit etmek için falakalı hoca resimleri falan çizildiğinde hocayı hep bunun başında oturturlar. Hoca rahlesi bu. Bu rahlede de ne var? Kur'an var. Kur'an öğretiliyor. Dolayısıyla biraz önceki mihrap Müslümanların hocamın buyurduğu gibi avamı, çoluğu, çocuğu, herkese ait namazını ve Kabe'ye bağlantısını temsil ediyordu. Bu da Kur'an'ı temsil ediyor. Dolayısıyla bizim için bu şu sözünü ettiğimiz şu anda görüntümüzdeki olan rahle ilmimiz ve Kur'an'la bağımız açısından önemli. Sembol değeri açısından. Öbür resme gelelim hocam. Şimdi bu resmi izleyenlerimizden haya ederek, kızlarımızdan da özür dileyerek bulunduralım. Bu resim 1901'de çizilmiş. 1901, yani rakamlar belki bir sene, iki ay ileri geri gider, önemli değil. Resmin orijinal ismi nasıl geçiyor hocam? Burada Kur'an okuyan kız diye bir resim var. 1880 senesinde yapılmış. 1880, yani bunun ressamı ismine yazık adam. Yani ben tam net bilmiyorum. 1901'de... Evet, yani ben gelirken bir çıktı aldım. Hı-hı. Osman Hamdi Bey ile ilgili de. Beyliği kaldıralım. Yani Osman Hamdi ile ilgili 1842'de doğmuş. Yaptığı eserlerle... 1901'de mi ölmüş? Ölüm tarihi zannediyorum burada. Yazmıyor hocam. Yani yaklaşık o tarih... Kur'an okuyan kız resmi diye geçiyor bu. 1880 var yanında. Şimdi şu arkada... şu dikkat edelim. Ayetel Kürsi hocam işaretler misin sol tarafı? Vesa'a kürsi yüssemâvâti vel ard ve lâ yûdû hifzuhumâ ve huvel aleyhül azîm. Bir cami mihrabı bu. Biraz önce sözünü ettiğimiz mihrap, mihrabın önüne kadı rahlesi konmuş. Şu gördüğünüz, hocam yıldızı kapağı getirir misiniz kitap kapağına? İleri sağda, şu kapak musaf motifi dikkat ederseniz. Bunlar musaf. Şu musaf cüzleri, şu kadının ayağının altındakiler artık ne kitabı ise, Osmanlı Hilafet Devleti hocam. Başta halifemiz var. Osmanlı halifemiz var. Bu işte Osmanlı'nın kandili vesairesi, bir kadın geliyor,
mihrapta hukuk sistemini, Osmanlı'nın hilafet sistemini ayaklarının altına alıyor. Rahlenin üstüne oturuyor. Rahlenin üstüne oturuyor. Çok kızlarımdan özür diliyorum. Sanatkara bu fotoğrafı, resmi tahlil et dediğimde, hocam dedi, normal bir insanın oturduğu gibi değil, kadının rahleye oturuşunda çöküş var diyor. Bilinçli bir şekilde kadın şişman bir kadın olmadığı halde rahleye oturunca doldurmuş rahleyi. Yani kadının avreti galizesi Osmanlı'nın Kur'an koyduğu rahleyi doldurmuş. Kur'an da ayaklar altına düşmüş. İkisi arasında dilimizde şöyle mi diye demeye bile hayal edeceğimiz şekilde rezil bir benzetme var. Bu adamın mesela bir resmi daha var. Hocam şeyimizde var herhalde. Bir resmimiz daha var. Bir daha hocam. Şimdi hocam şuraya dikkat ediniz. Bu bir cami penceresi hocam. Bu adamın bu resmini Müslümanlar da sanat eseri olarak asıyorlar. Bu resimiyle daha çok meşhur Allah, Muhammed, artık burada ayetlerde ne yazıyorsa, bir caminin pencere kısmında kaplumbağalar var ve cami imamı kaplumbağa besliyor. Elinde de kaval var. Kavalla oyalayacak. Şimdi bu kaplumbağalar kimi temsil ediyor camide? Cemaati temsil ediyor. Çobanları da bu. Yani halkı, elindeki büyük ihtimalle bu kaval ezanı temsil ediyordur. İnsanları bu şekilde oyalıyor. Bunun sanat adıyla mı, neyle temsil edildiği önemli değil. Bunu resmi kaldıralım hocam. Tekrar bu rezil resme gelelim. Şeytan herhalde yaratıldığından beri bu kadar ince düşünmemiştir. Bu adamın kafasındaki düşüncesiyle. Dilerim Allah'tan iman ederek ölmüş olsun bu adam. Dilerim ama bu adama iman nasip olur mu? Bu ayrı bir konu. İmanla öldüyse Allah mağfiret etsin deriz. Yok. İmana dair bir işaret yok adamın hayatında. Hak ettiğini bulsun Allah'tan demekten başka bir çaremiz yok. Hocam şu resim, ben iki açıdan bakmak istiyorum bu resme. Birincisi, sanatı serbest bırakmanın da bir anlamı yok. Yani sen bu 880'li yıllar Osmanlı'nın Balkanlarda ve Kafkaslarda çöktüğü yıllar. Yani cephelerde çöküyorsun ama İstanbul'da da bir çöküntü var. Bu çok önemli değil, siyasi bir yorum belki bu. Ama şeytanın planlarında İslam'ı çökertecek en büyük güç bu resimde hocam. Kadınını çökerttiği ve kadınını satın aldığı bir dinin istediği gibi yönlendiriyor şeytan demek ki. Bu resim kendi kendine ya Kur'an ya kadın diyor. Kadını aldılar, Kur'an'ı attılar. Bunu tersten okumaya çalıştığımız zaman, Kur'an gelecekse tekrar kadının gelmesi gerekiyor. Bunu tahlil edelim diye biz buradayız. Cemal hocam, sen sert olarak bilinirsin ama burada sert olma. Estağfurullah. Hocam, biraz önce sizin ifade ettiğiniz... Şu rezilliği biraz giderelim. Bunu görüp durmayalım ya. Ya hocam, mihrabımız gene bizim olsun. Şeytanın en rahat, daha doğrusu şeytanın doğrudan, şeytandan profesyonel yardım alarak yapılmış bir resim. Çok belli. Yani şurasını şu kadar santim, bir adamın kafasının düşünemeyecek kadar boyutlar düşünülmüş. Kur'an'ın ayak altına alınması, oturma biçimi. Gavur bile bunu yapmaz. Gavurun kafası çalışmaz. Yani uzman şeytanın, şeytan uzmanları sizin ifadenizle profesörlerini göndermiş, santim santim ölçtürtüp onun kaleminden çıkarmış bir resim. Kullandığı şey, kullanılan yer, biçimi, her şey meydan okuma özelliği de var burada bu resimde. Müslümanların işte savaş meydanını da gösteriyor aynı zamanda. En ciddi yerde, yani biz şeytanla mihrapta savaşıyorsak, biraz önceki değerlendirme çerçevesinde, o da
karşımızda işte hani canlı bağlantı yeri gibi adeta mihrabı Allah'a bağlandığımız yani bir bila teşbih mekanında oraya değil buraya karşımıza ilahlaştırılan bir resim adeta resmin oraya konularak ona bağlanılması da ifade edilir. 40 tane 50 tane alt alta yorum yapılabilir. Hepsinde profesyonel şeytan yardımıyla yapmış olan bir resim ve şeye hilafetin olduğu bir dönemde de kadının hükmettiği ya da hükmetmek için müracaat ettiği Kur'an-ı Kerim'i her ikisini işte hükme alalım, işte Kur'an-ı Kerim'i alalım, onu ayağımın altına alıp oraya işte en galiz şekilde otururum şeklindeki şeytanın dört koldan iş becerdiği bir resim maalesef hocam. Bu bakıp işte hocam, siz Fahri hocam, siz ne diyorsunuz? Şimdi hocam tabii resim hem düşündürücü hem bizim açımızda ciddi manada ders çıkarılacak bir resim. Özellikle yapıldığı tarih itibariyle. Buradan bizim tarihimizi bilmediğimiz de maalesef ortaya çıkıyor. Yani biz Osmanlı'yı konuşuyoruz. Belki işte Fatih'e kadar, Kanuni'ye kadar güzel taraflarından, Yavuz'dan bahsediyoruz ama peki son 100 yılda özellikle yani belki son 200 yılda ıslahat fermanı, tanzimatla birlikte neler yapıldığını, Osmanlı'daki sosyal hayatı çok anlamış değiliz. Bu da bir göstergesi. Tabii düşmanlar çok orijinal bir şekilde bu işi becermişler. Hani insan düştüğü yerden kalkar diye bir söz var hocam. İnsan düştüğü yerden kalkar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu aslında bir milat olacak bir resim belki de. Çünkü kadının düşürüldüğü ve ne düşürülürse kale düşer diyebileceğimiz bir resim. Bu önemli. Dolayısıyla yine toplumda söylenen hani dede ekşi erik yerse torunun dişi kamaşır diye bir söz de var hocam. Nasıl hocam? Bu Trakya sözü. Yani bu ben genel bir atasöz olarak biliyorum evet. Bunu. Dede ekşi erik yerse diyor torunun dişi kamaşır. Yani bir şekilde... Çok oturdu hocam. Yani şimdi bunu o günkü ekşi erik olarak belki kabul etmek lazım. Şimdi de dişlerimiz kamaştı hocam. Aslında kamaşacak diş kalmadı belki. Onu da söylemekte fayda var. Aynı dönemde daha önce size bahsettiğim Türkiye'de Çağdaşlaşma kitabından bahsetmiştim. 650 sayfalık bunu numune getireceğim. Orada da aynı dönemde bizim bir büyükelçi Fransa'da bir anket yapıyor Osmanlı ile ilgili. Bir Fransız şöyle diyor Osmanlı'nın sıkıntılarını aşabilmesi için Kur'an'ı kapat, kadını aç diye bir not gönderiyor bizim büyükelçiye. O da Kur'an'ı kapatamayacağını düşünerek sloganı değiştiriyor. O kitaplara geçmiş. Hem kadın hem Kur'an aç sloganına dönüştürüyor. Belki onların işte aynı tarihlere geliyor. 1850 yıllarda oluyor bu hadisede. Münafıkça. O gavurca söylüyor. Yani, münafıkça söylüyor. Tercüme etmiş oluyor bize. Münafıkça bir şekilde ifade ediyor. Yani bu bugüne kadar mesela benim kendi adıma dikkatimi çekmeyen bir de bu daha çok kaplumbağa terbiyecisiyle ön plana çıkan bir ressam bu adam. Fakat enteresandır. Lale Devri'nde şurada bir bilgi var. Kaplumbağalar niye konu olmuş? Çünkü Sadabat eğlencelerinde geceleri başlarına adanılması için kaplumbağaların sırtlarına mumlar dikiliyormuş hocam. Bu da herhalde en az bunun kadar vahim bir durum. Yani konu oradan geliyor. Biliyorum Sadabat'ı hiç açmamamız lazım. Yüz karamız bizim Sadabat. Yani kaplumbağa demek ki o hayvanlar diyor ki onlar da kaplumbağalar da kapı kulu olarak kullanılmış diyor Osmanlı'da kapı kulu olarak. Yani onlar da hizmet etmişler eğlence yapanları. Şimdi seyyar ampul yok yani. Şey de yok. Ama bu da fena teknoloji değil hocam. Elbette. Yani teknolojiyi neyle, ne için kullandığına bakmak lazım. Teknoloji olarak belki iyi bir fikir. Yani sonuçta hocam insan düştüğü yerden kalkar deyip bizim sizin özellikle sohbetler dağılıkla aileyi, kadını ön plan çıkarmanızın temelinde aslında yatan sebep bu. Sebep bu. Toplumu biz düştüğü yerden kaldırmamız lazım. Tabii bu formüller devam ediyor. Güncelleştirerek projeler devam ediyor. İşte biz bu projenin ilk çıktığı noktayı iyi anlayabilirsek zannediyorum gelinen noktadaki oyunları yani bugünkü AVM'ler efendim birçok şey söylenebilir. Kadınların daha çok
kariyerizm gibi bir melun diyebileceğimiz bir firavunizm diye bir tabirle eşdeğer düzeyde bakılan bir mantıkla yani çocuklarının, eşinin, ailesinin üzerine oturarak belki yok sayarak şu mihraptaki şeyde oturduğu gibi, rahlede oturduğu gibi yaratılış gayesine aykırı bir şekilde bir hayat tarzıyla bizi ciddi manada sıkıntıya sokuyor. Ben size bir sorayım, toplumu tanıyan birisiniz. Şimdi bir Müslüman olmayan karikatürist, ressam Türkiye'de böyle bir resim çizebilir mi? Çizildi mi daha? Bu denli böyle rezil bir şey. Yani hiç zannetmiyorum hocam. Ben birkaç yıl oldu Fatih'te itfaiye durağında dikkatimi çekmişti. Bir reklam, biliyorsunuz duraklara reklamlar konuyor. Evet. Şeffaf camların içerisine. Bir bayan resmi konulmuş bir parfüm reklamıyla ilgili. Bir Müslüman bir sprey boya almış hocam. Boğazına kadar boyamış kadını sprey boyayla. Üstüne de önce edep yazmış. Yani dedim ki Allah razı olsun kim yaptıysa. Demek ki bunları dert eden insanlarımız var. Şimdi tabii o günkü şartlarda bu resmi kaç kişi gördü? O da tabii üzerinde düşünmesi gerekiyor. Görmedi gerek. Ama şu anda müzede. Şu anda müzede ama şu anda biz de müzelik olduk hocam. Yani resim müzede ama toplum da müzelik. Yani ama bunun gelinen noktada zannetmiyorum böyle bir şey müsaade edilse. En azından ufak bir grup da olsa buna müsaade edilmez. Gereken tepki gösterilir. Ama bunun yani yüreklerde yer etmesi lazım. Sadece resim olarak değil, bugün yayın olarak görsel medya, yazılı, sözlü medya neyse bunların hepsinden aslında bir nevi bu şekilde şeyler yapılıyor. Virüsler bulaştırılıyor. Yani bizim dediniz ya hani geçen de söylemiştiniz hocam. Dönen dolapları Müslümanın çok iyi bilmesi lazım. Açık görüşlü dediğimiz, bizim kullandığımız kelime hatırlayamadım şimdi. Müslüman basiret sahibi insan olmalı. Dönen dolapları günümüz çağdaş firavunların neler yaptığını biz farkında olmak durumundayız hocam. Yani buradan hareketle bugünün fotoğrafını çekmek lazım. Eğer çekemezsek bugün belki fotoğraf olarak değil ama farklı mecralarda bunlar devam edecektir. Çoban hocam burada biz Fahri hocamı daha fazla sinirlendirmeyelim. Hocam ama ben bir farklı kanaatimi paylaşmak isterim müsaade ederseniz. Tamam. Bugün bu resmin daha çirkinleri kullanılıyor hocam. Ve tepkilerimiz de sanıldığı gibi ciddi değil. Bir dakika. Böyle Kur'an'ı direkt ayak altına, bir kadının ayağının altına alan mı? Benzer mana ifade edecek onlarca karikatür çiziliyor hocam. Belki bu kadar renklisini, dicili bicilisini ya da sanat eseri gibi şey yapılanı, servis yapılanına yani şeyi değişik, sanatçısı ve uygulama biçimi değişik ama yani resim bizim çok şeyimize bakacağımız bir şey değil de ortada bir Kur'an'ın ayakları altına alınması meselesi var. İki, kadının kullanılması. Şimdi de araba lastiğinde de kullanılıyor. Başka bir yerde de kullanılıyor. Kadının cazibesiyle dikkatlerin toplanması ve kadın üzerinden. Ama burada cazibe yok değil mi Fahri hocam? Yok. Derdi cazibesi değil kadın. İdeolojik bir resim. Yani bu geleceğin haberlerini veriyor bu yani. Bu bugünü anlatıyor. Tabii yani bugünü biz buradan başladık diyor yani. Start verdik tabiri caizse. Yani biz böyle başladık bu işe. Bu adam büyük ihtimalle bir lojanın üyesi miydi neydi? 150 sene sonra tasarladıkları toplumu çizmiş adam. Yani bir şekilde belki bu fotoğrafı özeline inecek kadar ayrıntısına girilmemiştir. Benzer şeyler bugün de toplumumuzda yapılabiliyor hocam. Yani nedir? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi resmeden, hakaret eden bir takım şeyler olduğunda evrensel tepkiler gösteriliyor. Bir süre tepki ama gösterilir. Danimarka'daki, evet. Fransa'dakine tepki, evet, gösteriliyor. Bizde olunca benim vurgulamak istediğim bu hilafet merkezinde bu fotoğraf, bu resim yapılabilmiş. İnsan kendi evindekini görmüyor, Danimarka'dakini görüyor, evet, evet, gibi geliyor bana. İşte o gün bir görseli yayınlanmış mıdır acaba? O gün tepki gösterilmiş midir ya da oran nedir? Ona dair en azından benim bildiğim bir husus yoktu. Yani bir ihtimalle tabii, evet, böyle kapalı çarşıda, evet, satılacak hali yok. Bugün elit bir tabaka ancak bunu ilk yapıldığında görebilmiştir. Evet. Ama sonuçta padişah, şu bu üst düzeyler bundan mutlaka... Bu adamdan haberleri tabii, var. Tabii hepsinden haberleri. En azından bu adam yabancı biri değil. Çünkü bu da resmi görevlere getirilmiş adam. Yani müze müdürü yapılmış, ilk müze kazı yapmış falan. Sus payı verilmiş adam. Yani epey bir resmi görev var adamın.
Burada hocam asıl bizim belki de şu anda en çok konuşmamız, kızlarımızın da mütalaa etmeleri gereken bir durum. Bir, şeriatımız kadına, Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları dahil, ey peygamber kadınları diye başlarken وَلَا تَبَرَّجْنَا وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ, yani kadının üzerindeki yoğun titizliği şeriatımızın. Bunun öbür tarafı değil mi? Bir. İkincisi, kadının çok küçük bir tabizi Musaf'ın bir sayfasının yırtılması değil mi? Kadın rahleye oturunca Musaf ayaklar altında. Rahleye değil de rahlenin kenarında duruyor olsaydı bu kadın, Musaflar biraz daha rahleye yakın yerde duracaktı. Yani kadın üzerinden tabizin küçüğü olur mu hocam? Asas bunu konuşmamız lazım ve bu küçük de olsa bu tabiz kalır mı öyle? Çünkü Osmanlı döneminde bunun çizildiği dönemde Sadabat vardı. Sadabat'a ait resimleri hatırlar mısınız hocam? Kadınlar hep böyle peçeli güya. Rezillik yapmaya gelmişler oraya. Eğlence yerine ama peçeliler hep. Hiç böyle taviz de yok tesettürden. Ama bir kere su yürümeye başlamış. Islatmış bir kere onları. Sonunda sırılsıklam oldu hepsi. Bu resim sizin, benim, bu kızlarımızın ailelerinde bir milat olup, şeytan madem ki bu kadar önemsiyor bunu, benim de o kadar önemsemem lazım diye bir şuur düzeyi göstermeyi çağrıştırmıyor mu bu resim hocam? Bugün için yapım, belki alınması gereken en büyük dersi de tetiklemesi gereken en önemli unsur orası olmalı hocam. Yani dedik ya, kadının üzerinden programlanmış olması tesadüfi değil. Niye bir erkek değil oraya oturtan, niye bir çocuk değil? Bir asker resmi mesela. Asker resmi, üniformalı bir asker resmi değil veya işte bir çocuk resmi vesairesi değil. Hepsi planlanmış, programlanmış. Hocam tekrar bir resmi, merhum resmi getirebilir miyiz? Şimdi bu kadın, dikkat ederseniz güya tesettürlü ama bedeninden daha büyük elbisesi var üstünde. Tesettürü, yani bir evde mahremlerinin yanında durabilecek düzeyde. Mesela çıplak ayaklı bir kadın değil, dikkat edin. Çıplak bir kadını oturtmuyor buraya. Evet, üstte caiz olmayacak şekilde, zaten hiçbir yerde caizlik yok da, ama bir kadının çocuklarının yanında, Osmanlı toplumunda bir kadının oğlunun yanında oturabileceği bir kıyafet bu. Evet. Dolayısıyla adamın derdi cinsellik değil burada. Evet, evet. Adamın derdi cinsellik değil, adamın derdi kadın. Yani kadının bedenine değil, kimliğine ihtiyacı var bu melunun. Dolayısıyla mesela gençleri fuhuşa teşvik ederek Kur'an'ı kaldıracağım demiyor. İnsanoğlunun yarısını alıp kaldıracağım diyor. Kadını alıp kaldıracağım demek istiyor. Belki de o zaman bu adamın taşlanmayışının nedeni budur. Fahri hocam, bir şeye toplum olarak dikkat etmemiz lazım. Bu kadının mesela göğüslerinden biri açık olsa veya affedersiniz bacağı açık olsaydı bu fotoğraf, bu resim yırtılırdı çoktan. Tabii bunu yapamazdı. Bacağı görülüyor kadının. Demek ki Müslüman olarak biz çok fazla gözümüze giren şeyi anlayabiliyoruz. Ama hocam yani ayağının altına Kur'an'ın serilmesi, bacağının görülmesinden daha hafif bir şey mi olarak algılayacağız? Bizim için bu daha müstehcen. Öbürü uyandırıyor, bu uyandırmıyor. Tabii bu hocam bu... Ama adamın sinsiliğine işaret, bizim bakan gözlerimizin de Musaf'ın yerde olmasından daha basit görüyor olmamız, yani bu manzarayı. Şurada kadının bacağı görünecek olsa, mesela affedersiniz iç çamaşırıyla bu kadın burada görünecek olsa, herhalde bu kızlarımızın velileri de ne yaptınız siz, rezil bir şey gösterdiniz olurdu. Bunun bir doğal bir çalışma. Halbuki bu daha vahim. Birinde bireysel zinaya teşvik var, birinde bir ümmetin değerlerinin tam ters çevrilmesi var. Musaf'ın ayaklar altına alınması. Zaten hocam daha vahim yapmak adına böyle bir figür kullanmış adam. Yani bu şuurlu, onu söylemek istiyorum. Bu adam kasıtlı, iyi gavur. Tabii bu pirinç içerisindeki beyaz taş muamelesi bu. Hocam peki bizim için eksiklik değil mi? Bunu anlayamıyor olmaz. Tabii olması. Yani hocam değiştirelim bunu. Hani siz sohbetlerden ifade ediyorsunuz. Biz genelde havale ediyoruz. Yani Siyonistler yaptı diyoruz. Sizin bir dersiniz de var hocam. Hela adabı diye.
Yani şimdi biz kendi yapmamız gereken şeyleri de yapamadıklarımızın faturasını da bir düşmana, hayali bir düşmana fatura ediyorsak bu da bizim kendi acizliğimizdir. Dolayısıyla hani Necip Fazıl'ın ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz gece muhtaç, bana da sen lazım sözü üzerinden o sözünü ciddi manada hatırlatan, evet, ve buradan ciddi ders çıkarılması gereken bir resim bu. Geçen de bahsetmiştim bir yazıda, ideoloji ekrandan geçer diyor hocam. İdeoloji ekrandan geçer. Yavaş yavaş. Hani o işte sempatik domuzlar, maymunlar muhabbeti var çizgi filmlerde. Çocuklar için böyle, büyük çocuklar için büyük çizgi filmler var. Dolayısıyla burada tabii çok akıllıca asıl sistemin dinamiklerini, yani o hayat tarzını kökten değiştirmenin ciddi manada bir lokomotifi olacak. O günkü o startı, o hareketi başlatacak bir resim bu. Bundan ciddi manada ders çıkarmak lazım ama zihinler dönüştürüldüğü için hocam, Müslümanların zihinleri. Bugün evinde her türlü kanalları altı seyreden, elhamdülillah Müslümanım diyen, beş vakit namaz kılan insanların bu fotoğrafı anlaması için çok zaman lazım. Önce bir zihinlerin temizlenmesi lazım, virüslerin ayıklanması lazım. Hani dolu olan bir tahtaya öğretmenin yeni bir formülü yazması çok da mümkün değil. Yazsa da o kadar karma karışık yazılar içerisinde fark edilmesi de çok mümkün değil. Dolayısıyla önce tahtanın temizlenmesi, insan zihinlerinde bir şekilde bir check-up'la tekrar Rabbimizin razı olacağı bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Bu ciddi bir şey hocam. Ve kadını gündeme taşımak adına, yani bugün inşaattaki ana kolonları kesmek nasıl yasaksa, diyelim ki bazı otoparkçılar işte daha fazla araba almak adına bazı ana kolonları binanın kestiklerinde bina çöküyor hocam. İşte bu da aslında ana kolon bu. Yani hayat damarı, atar damar diyebileceğimiz bir nokta bu. Buradan ders çıkaralım. Hocam peki bu son dönemlerde devletin, devlet politikası olarak kadını abideleştirmesi, mesela mirastan evdeki ilişkilere kadar komik bir şekilde, mesela kadın polise telefon ediyor. Yalan yanlış, bu gece kocamın beni dövme ihtimali var diyor. Savcılığa duyuruluyor, adam 3 ay evden atılıyor. Ya dövdüğü, dövmediği belli değil. İleride dövme ihtimali var diyor. Kadın sürekli hala bu resme göre büyütülüyor gibi geliyor bana. Hocam bu resimde mihrapta bir kişi oturduğunda önünde rahlesi oluyor. Rahlenin üstünde de Kur'an oluyor. Kur'an okuyan bir kişiyi düşünelim. Kur'an'ı itiyor. Kur'an'ı okuma, bundan sonra kadını oku. Kadın üzerinden servis yap şeklinde bir anlam da yükleyebiliriz buna. Yani rahlede mihraba oturup cemaate dönüp önünde rahle var, üstünde Kur'an var, okuyor. Kur'an ayağının altına, oraya bir kadın otur. Orada birisi onun üzerinden faaliyet yap. Bırak kapat Kur'an'ı, işte biraz önce birini kapat birini aç şeyiyle de örtüşüyor bu resim. Kapat Kur'an'ı, aç kadını. Evet, evet. Yani onu ayağın altına, rahlenin üzerine unutur. Meseleyi siz de çıplaklığa daraltıyorsunuz. Kadının çıplaklığının çok üstünde bir konu. Yok hocam, çıplaklık yok. Bu tamamıyla, yani bu ya da Kur'an'la kadın üzerinden savaş diye de çıkarabiliriz. Yani evet. Evet. Evden birini yakalayıp hırsızlık yapma bu. Evin çocuğuna hırsızlık yaptırma. Evin çocuğa değil hocam. Bu en değerli kimse evde, en çok eve kim hakim, ona yaptırmak aslında. Çocuk yani lokomotif ve makinist üzerinden plan yapmak. Vagon falan değil bu işler. Bu çok ciddi bir proje. Bir de son zamanlarda devletin kadın üzerindeki projeleri aslında bu fotoğrafı biraz daha netleştirmek adına yapılan şeyler. Mesela bir şey satılacağı zaman kadından eş olarak izin alınma meselesi var şu anda resmi olarak. Kadının çalışma hayatındaki biraz daha, en son özellikle Aile Bakanı'nın kadını iş hayatında biraz daha fazla yer edinebilmesi için kadınların böyle bir çabası var. Bir de şöyle bir taraftan da işte süt izni, efendim doğum izninin işte 24 haftada 30 haftaya çıkarılması gibi böyle sembolik komik şeylerle aslında biraz daha kadını sömürmek ve kadın üzerinden siyaset yapmakla alakalı şeyler. Tamamıyla kadın fıtratına ve yaratılış gayesine aykırı projeler bunların. Tamamı aykırı proje. Mesela sabah 6'da bakıyorsunuz hocam sokağa. Onlarca kadın var sokakta sabah 6'da. Nereye gidiyor mesela bu kadınlar? Sabahın 6'sında nereye gidiyorlar?
Yani şimdi aslında bu da fotoğrafın başka bir versiyonu. Dün derste size şeyi anlattım hocam. İzmir'den gelirken sizinle istasyondan indik. Genç bir kız orada büfede servis yapıyordu. Evet. Yani o saatte tesettürlü güya. Hakikaten de tesettürlü. Saat 7'de 7.30'da binlerce erkeğin geçtiği bir istasyonda gözleri uyku akıyor insanların, yatak hala akıllarında. O haldeyken genç kız, bekar bir genç kız geliyor, insanlara poğaça satıyor. Ama çalışıyor hocam, sigortası var, garantisi var. Ha, sigortalı. Sigortalı elbette, yani bedava çalışmıyor yani. Yok, sigortalıysa yani tabii. Yani boşlukta dönen bir dünyada garanti bir yer kapmış yani. Hı-hı. Bu herkesin yapacağı bir şey değil. Değil tabii. Hocam biraz önceki sorduğunuz, Fahri hocama sorduğunuz şeyle, soruyla ilgili de kadının özellikle işte son yıllarda kendi ülkemiz açısından düşünelim. Yani dünyadaki pozisyon da bundan farklı değil. Bu kadar orantısız bir şekilde üzerine gidilip güya hak hukuk veriliyormuş gibi işte daha özgür, daha özgün, daha rahat bir hayat biçimine kavuşuyor. Daha korunaklı, kontrollü bir hale getiriliyormuş gibi yapılanlar basit bir oy kaygısı, ya nasıl olsa %50'si toplumun kadınlardan oluşuyor. Diğer yarısına da kadınlar hükmediyor. Bunların kafalarsak oylarını alırız. Böylece de bu işimiz gelir gider şeklinde basit bir oy kaygısıyla yapılıyorsa çok büyük bir yanlış. Yani onun doğuracağı sonuçları düşünecek kadar akıllı insanlar olmalılar. Bu hususlarda karar alamayacaklar bence. Bugün için belki oy alabilirler. Ama ben bunu hocam oy konusu olduğunu ya zaten. O zaman oy konusu değilse bu bir itikat konusu. Şeyi yok. Yani yapılan işlerin mantıksal bir izahı yok. Var hocam. Var. 100 senelik eğitimin sonucu bu. Evet. Artık şimdi biz burada böyle konuşuyoruz ama mesela kaç ilahiyat hocası Allah razı olsun bu gündeme geldi diye düşünüp tüh yazıklar olsun buna diyecek. Yani gelin hocam bir test edin. Bu Twitter'da şurada burada yayınlansın. O kadar da değil canım, sanat eseri iyi olmamış evet. Ama diye bakın ne anlar tabii, çıkacak. Sanat, sanat içindir deyip burada bir sanat var. Büyütmeyin diye yani, de şüphesiz. Alimle bilim adamı, yazarla Allah'tan korkan adam aynı olunca bu sonuçlar normal hocam. Ben onun bir itikatta sapmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. O kadar da basit değil hocam. O kadar basit değil. Benim şahsi kanaatim. Düzenlemeler yapılırken bir de bakının şöyle bir ifadesi var. Anneliklerini muhafaza ederek iş hayatında tutma diye bir parola kullanıyor. Yani hatıralarını muhafaza edecekler. Yani kadın hem çocuk doğuracak ama çok da çalışacak, hayat içerisinde olacak. Yani bu tabii dediğim gibi asıl mayayı bozmakla ilgili bir çalışma hocam. Bu projenin farkında olmak lazım. Farkında olanlar çözüm üretmek adına çaba içerisinde olmalı. Ama maalesef genelde böyle bir şey yok, bir farkındalık yok. Herkes kendi penceresinden işte sanat adına diyebilir, farklı çözümler getirebilir veya kendileri bunu çok normal görebilirler ama bizim bunu normal görecek bir tarafımız yok. Bu çok ciddi bir ipucu bizim için, çok ciddi bir başlangıç noktası. Dolayısıyla ciddiye alıp kadını tekrar asıl yerine oturtmak için bu çalışmanın sürdürülmesi gerekiyor hocam. Şimdi hocam toparlayalım isterseniz. Biz bunu tüy demekle bir yapacağımız bir şey yok. Ama kendimize, çalışmamıza, kızlarımıza, hocamın dediği gibi bir milat bunu yani. Vay be bu kafir böyle yapıyorsa mümin olarak ben böyle yapayım dememiz gerekiyor. Bir de Allah 100 sene sonra da görmüş olsak biz böyle bir şeye razı olmadığımızı en az kalbimizden buğz ettiğimizi. Evet. Gidip müzede onu yırtma imkanım yok ama kalbimden buğz ederim. Hani temel hocamın anlattığı fıkralardan ben hocama anlatayım şimdi. Hani temel vaaz dinliyormuş da Yahudilerin İsa Aleyhisselam'ı astığını öğrenmiş. Bunun da bir Yahudi komşusu varmış. Vaazdan gittikten sonra gitmiş adamın hırsına varmış. Ulan niye astınız İsa'yı demiş. Ne asması demiş ya. Astınız hoca öyle dedi demiş. Ya o 2000 sene önceki olay demiş. Tutmuş yakasından Yahudi'yi boğmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun demiş. Niye astınız İsa'yı demiş. Ya 2000 sene önceki olay o demiş. Ben anlamam, ben şimdi öğrendim. Ben de seni öldüreceğim demiş. Zaman başına uğramıyormuşlar hocam. Şimdi hocam bizi yani 100 sene sonra öğrensek de Allah görmeli ki biz buna razı değiliz, lanet ediyoruz.
Bunun karşılığında da musafı da yerine koyuyoruz, kadını da yerine koyuyoruz. Ama hocam sizin sık vurguladığınız şeytan 100 sene sonra işe yarayacak işleri de 100 sene önceden planlıyor. O zaman servis lazım yaptırıyor. Değildi mi zaten? Servis lazım yaptırıyor. Yani 100 sene sonrasını da ayrıntısıyla beraber planlayıp servis yapıyor. Yani imanla ölmediyse Allah'ın lanet üzerine olsun. Hain çok kötü bir şey yapmış. İmanla öldüyse de Allah mağfiret etsin. Çok büyük mağfirete ihtiyacı var. Şimdi hocam sık sık siz sahabe-i kiramdan örnek veriyorsunuz. Allah'ın ona razı olsun diyoruz hep birlikte. Mesela verdiğiniz yaşlı bir sahabenin bir eve davet edildiğinde duvara bir kilim bir şey asılmış da yani bu tabii hani şimdi biz bakıyoruz da yani ne olacak falan diyebileceğimiz bir şey o geri dönüyor. Yani 100 sene sonrasını görerek dönüyor. İşte mesele bu işte yani demek ki hani şeytan iğne ucu kadar bir zafiyet yakalasa diyor 25 sene kuluş yatır orada. Evet. Yine sizin ifadenizle er açı sıfır noktasından açılıyor hocam. Tabii. Ama 1000 kilometrelik bir yola esemedin bakalım sıfır noktasından açılan 3 derecelik bir açı. 3000 metre yapıyor. İstikameti ne kadar farklılığına götürecek. Dolayısıyla bu Allah razı olsun gündeme alması gereken bir konu. Sadece almak değil buradan hareketle üzerine düşenleri yapmak lazım. Ders almak da gerekiyor. Ders almak lazım. Yani bununla uğraşmanın bir gereği yok hocam. Bu çünkü öyle bir arşivlere girdi ki biz internetten aldık bu resmi mesela. Bunu gizlemek mümkün değil dünyada. Evet, adam evet. Dünya var oldukça kıyamet günü lanet görecek bu işten. Yani o açıdan da kalsın. Laneti çok olsun ama biz gönüllerden bunu silelim. Bir de büyüttüğümüz kızlarımızın hocam ne diye büyütülmesi lazım? Bir de bu foto resmin şu kenarına hocam. Üç kızını iffetli büyütüp kocalarına teslim edene cennet sözüm olsun diyen peygamberi de düşünmek lazım. Demek ki neymiş ne olmuş? Yani bu adam o hadisi iyi bilen bir melun demek ki. Yani şimdi çocuklar odaları Barbie resimleriyle dolu hocam şu anda. Yani çocuk odaları ama halısıyla, kilimiyle veya çarşafıyla oda takımıyla yani. Neyse. Yani böyle çağdaş diyebileceğimiz bugünün farklı figürlerim de bizim, bizden olmayan değerleri bizimmiş gibi bize bunu empoze ettiler. İşte yani bunların anlayanların sayısını artırmamız lazım. Resme bakmakla, hani düşmanın kötülüklerini saymakla bir yere varılmıyor. Buradaki zihniyeti yani resmin altındaki düşünceyi, ideolojiyi, zihniyeti, hesabı, kitabı iyi anlamak lazım. Yani çünkü seçilen mekan rahlesiyle, her şeyiyle kadının cinsellik adına buraya oturtulmadığını yok, da doğrusu cinsellik yok yok kadın. Göstergesiyle yani bizim işimiz başka bir iş aslında. Çok şeytandan daha ileri bu. Yani biz bizim projemiz farklı bir proje denen bir resim. Rabbim resmi iyi okuyup buradan ders çıkarıp düşmanın planlarını boşa çıkartanlardan etsin hocam, inşallah. Hocam sizin son ilaveniz var mı? Yok hocam yani ibret alıp ders almak lazım. Peki. Sorumuz hayır olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfurullah.